Selam dostlar. Uyandık, bit pazarına gidiyoruz. Bugün uzun bir bit pazarı yolculuğu olacak. Şu an Fahrettin Altay'dayız. İzmir'in neredeyse bütün bit pazarlarını gezeceğiz. Tabii ki hepsine gidemeyeceğiz ama bir pazar gününde İzmir'de gidebileceğiniz 4 tane bit pazarı var. Şimdi ilkine geliyoruz. Biz şu an Fahrettin Altay'da kalıyoruz ve burada yol kenarında insanların açtığı bir bit pazarı var. Küçük ama güzel. Hadi görelim. Hadi başlayalım. Geldik. Geldik. Şu neymiş? Elbise. Kumaşı güzel. Çok hoş aslında. Hoşmuş evet. Ne kadarmış sor bakalım. Parça ne kadar? Parçam bir anlamadım. Kolay gelsin. Şimdi sabah ya. Evet, 10 lira 20 lira diyorlar. Şimdi Kemal tarafına gittiğimizde orası da şey olur. Keyifli olur. Haydi gidelim. Hadi gidelim. Merve yine leoparlı bir şeyler gördü. Dayanamıyor. Panda. Ama şu? Attı. Senin önünde de şey var. Gerekli şeyler almak istiyorum ya böyle. Yani gerçekten çok güzel bir şey bulursam. Görüşürüz. Parçaların çoğu hoş aslında ama var yani. Ve bizim eşyalarımız bir depoda kalıyor. Bu sebeple her zaman ulaşamıyoruz. Yazlık kışlık bir döngü halindeyiz ve o yüzden çok da kıyafet biriktirmek istemiyoruz. Evet, bir de buranın biraz ucunda bir abimiz var. O da 1 lira, 2 lira. Artık tabii o kadar değildir de. Artık geçmiştir yani. Şu an. Evet. Belki şeyde öyle 1-2 liraya bulabiliriz. Kemer tarafında. Kemer tarafındakinde. Biz şimdi Murteke'ye geçeceğiz. Murteke. Hilal Durağan'ın oradaki bir büyük pazarı bu. Metroya binip orada ineceğiz. Ardından yürüyerek Kemer'e geçeceğiz. Sonra oradan Basmaniye'ye yürüyeceğiz. Planımız bu şekilde. Evet. Bugün verimli bir bit günü yaptık. Planladık. Çandra'yı bir gezdirdik. 9-10 gibi de çıktık yani ne yapalım gücümüz. O kadar ağır hareket ediyoruz. Nerede o eski bit pazarları? Sabah 7'de orada olurduk. Bulurduk ender parçaları. Bazen olamıyoruz. Hadi bakalım. Güzel bakın kendinize. Hilal'de görüşürüz. Görüşmek üzere. Var bakıyorum sizler için. Fahrettin Altay'dan 1, 2, 3, 4, 5. Gözükmüyor. 3 yıla kadar 5. Sonra bir 4 durak. 9. durakta ineceğiz. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Umarım güzel şeyler buluruz. Güzel bir tablomuş. Aynen, köpeğiyle kendini yaptırmış. Bu girişte sizi böyle ilk başta burası karşılıyor fakat daha yola devam ediyoruz. Şimdi son bir dar bir yolumuz var. Oradan sonra büyük bir bit pazarı bizi karşılayacak. Hadi bakalım.
Dostlarım. Burayı bir teknik yapı denilen bir şey ele geçirmiş. Sanırım dönüşüm içerisine girmiş ve bu evet. Şu an geldiğimiz yerde bit pazarını bulamadık. Bu koca yer tamamen bit pazarıydı. Yıkılmış, üstü açılmış. Buradan geçebilir miyiz? Arkadaşlar şöyle bir yeri tamamen iptal etmişler. Açıkçası içimde böyle bir şey vardı, biliyor musun? Ben de hissettim aslında. Aynen. Şimdi bakalım. Şöyle bir yoldan devam ediyoruz umarım. Bit pazarı bizi karşılar. Ya diğer taraftaki açık olan vardır belki. Bit pazarına böyle mi gidiyoruz? Tamam. Bu taraftan. Bu taraftan çıkabilir miyiz? Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel günler. Baksana ne yapmışlar? Bu var mıydı abi? Yoktu. Bit pazarı değil mi? Eski bit pazarı. Eski bit pazarını gösteriyor. Biz buradan sağa döneceğiz. Bu tarafa gideceğiz. Abi neler yapmışlar? Buraya gökdelen dikmişler arkadaşlar. Tamam, eski açık olan yeri artık ana bit pazarı olmuş. Şimdi orası tıklım tıklımdır o halde. Vay be. Gerçekten böyle gökdelenler. Şaşkınım böyle. Yani. Şu an şaşkınım dostlarım. Buranın kapanmayacağını düşünmüştüm. Çünkü Halkapınar'da harika bir bit pazarı vardı, kapandı. Şimdi hani burası mahallenin içinde, dokunmazlar diye düşündüm. Bir şirket almış büyük ihtimal orayı, orası da kapanmış. Böyle olunca hadi bakalım kemerdekiler falan ne durumda, onlara da bakacağız. Önce bir şurayı gezelim. Umarım güzel şeyler buluruz. Umarım şu an gittiğimiz yerde bir pazarı vardır. Ne kadar? 50 lira olur abi. Böyle bir cüzdan var. Ne buldun? Nasıl bir şey? Güzelmiş. Biraz şişkin ama hani çantada biraz alan yaratır. Ama böyle şey alanı falan var. Okey. Kolay gelsin. Orada bir gitar gördüm. Hemen alalım. Heyecanlı. Biz kemer tarafına da yürürüz arkadaşlar. Bu bize yetmez. Üzüldüm açıkçası. Üzüldüm. Kemer tokaları. Evet. O cüzdanı çok beğendim. Bayağı hoşuma gittim. Ama adam da değerini biliyor yani. Özel bir cüzdan gerçekten. Değil mi? Evet. Sen de fark ettin mi ne? Fark ettim. Yanıyorum. Hava çok sıcak. Hava bayağı sıcak. Arkadaşlar, oldu. Güneşin anında sizler için, şaka yaparım bizler için. Bit pazarı geziyoruz. Sizinle de paylaşıyoruz tabii ki. Ben biraz hastalanacak gibiydim. O yüzden böyle üstümü falan hiç çıkartmayacağım. Böyle terleyeceğim bugün. Terli. Gerçekten güneş bana çok iyi gelecek. Abi bu da satılır. Bunu geldi. Eyvallah. Ağrı yasar. Doğru. Şu taraf ne olmuş abi? Kapatmışlar orayı. Bu tarafta devamı mı var? Bina bak o bina. Ha şimdi oradalar mı? Burada ağaçların altında oraya geçebilirsin ya. Anladım, tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bol satışlar olsun. Yeni alanını da öğrenmiş olduk. Yine evet. Bir binanın içinde bir yerdeymiş. Yeni yerini öğrendik. Şu karşıdaki binaymış.
Oraya doğru gidiyoruz. Aynı sistemi farklı yere almışlar. Farklı bir yere almışlar. Bravo. Şükürler olsun demek istiyorum. Yoksa çok üzülmüştüm. Aynen. Çünkü buradan bir sürü insan para kazanıyor. Bu bir kültür zaten. O yüzden üzülüyorum böyle olduğu zaman. Yıllar önce ben bu Halka Pınar'ın sağ tarafında kalan alanda bir bit pazarı vardı. En eski bit pazarları orasıydı sanırım. O zamanlar ben de oyuncaklarımı satmıştım. İlk deneyimim orada bu şekilde gerçekleşmişti. Böyle ara sokaklarda gezip CD falan satıyordum. Çok keyifliydi. Orada kazandığım parayla da bir tane heykel almıştım. Ya bahsedersin, kocaman bir heykel evet. Almış. Böyle dikkat bir kadın edelim. Heykeliydi. Yanında böyle sepeti var. Neyse ben dikkat. Onu o Halkapınar'dan Bayraklı'ya kadar taşıdım. Küçücük boyumla benden büyük heykeli. 3 gün yataktan kalkamadım. Her yerim öyle bir ağrıdı ki. Yani bit pazarın... Senin için ayrı bir yeri var. Evet evet, yani ilk deneyimimde bayağı bir yer etti hayatımda. Yani herkes yani, aslında evet. Eskimiş eşyalarını bu şekilde eskimiş değil. Yani kullanmadığı eşyalarını satabilir. Evet. Ve onun yerine yeni bir şey koyabilir. O zamanlar keyifliydi. Sonra evet. Halkapınar'a geçti. Halkapınar da kocamandı. Sonra onu da kapattılar. Yeni yerinde. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasıl? Öyle giyiyorsun onu. Ha, üst yani. Ha. Üste giyiyorum. Şey gibi, gecelik gibi böyle. Küçücük bir bel çantası. Küçücük ama böyle. Tam bele. Benim bel çantam çok. Bu tam bele göre. Bakın. İncecik. Bakın. Hala. Nasıl böyle bir kutu mu? Bu şekilde bir kutu. Bu da. Bir gezelim, eğer paramız kalırsa şey yaparız. Ne kadar mı? 100 lira. Welcome to the Buddha. Kafası sanırım kırılmış bir T-Rex şey. Spider-Man'i bu şey cezaevi işi boncuk şeyiyle yapılması, peki ne diyorsun bu konu hakkında? Tabii efendim. Tabii. Tabii efendim. O da çok hoş. Aynen ya. Şu güzel bir ayakkabıymış. Bayağı iyi, biliyor musun? Bayağı iyi. Sor bakalım ne kadar. Of, kışlık almak istemiyorum şu an ya. Bu arada şu arkadaki erkek için krem de çok iyiymiş Solga. Kaç gün? Biraz önce bir numarasına gibi. Bakayım da aynen. Hiç... Sana gelir gibi ama. Bana gelmez o. Gelir. Bana gelmez. Senin için baktığımız şeyler bana gelmez. Numarası yazmıyor canım. Şey ama fake. Ha bak şu 38 mi? Bak. 38'miş aynen. Sana gelir ki. Çok ne büyük duruyor. Erkek 38 gibi olabilir yani. Çok büyük. Tekrar koyabilir misin? Pesmi Firaya. Ne kadar o baktığı bu? Bu ayakkabı ne kadar? O bot ne kadar dostum? 100 lira. Kolay gelsin, teşekkür ederiz. Eyvallah dostum, var ol. Bol satışların olsun. Mekan bizim arkadaşlar. Nasıl? Bekleriz. Nasıl? Şort? Yeşil yeşil. Aa, ne kadar güzel bir naifa elbise ya. Eyvallah abi. Teşekkür ederiz abi, sağ ol. Videoyu çekiyorum. Bak burada bak. Bak şu roman donları var ya. Roman donları. Yanlış anam öyle diyor. Bunlar atılıyor ya. Evet evet. Onlara bak. Babamları giyiyor onları ya. Elbiseleri ne kadar? 50 lira, 40 lira. Kesimleri bol tamam. Ve alttan. Şöyle bakayım dikkatimi bak. Çeken. Bayağı bol. Bunlar hep böyle terletme bak bazen. Bak bunlar eski, bu eski. Çok hoş.
50 lira 40 lira diyor ya. Şu elbise çok güzel değil mi? Ben mi sıkıntıya giriyorum? Altı pileli pileli ya. Teşekkür ederiz. Şu an hiç kışlık alma şeyinde değiliz abi ya. Çok kışlığımız var. Bakın şu ceketi. Deri ceket. İçi güzelmiş. Bu ceketlerin de hep içlerini böyle harika etnik desenlerle yapıyorlar. Ben bayılıyorum. Ya ben Tolgi, peki ben buna ne yapayım? Peki elbiseye ne yapayım? Sizce güzel mi? Ay güzel mi? Upuzun ama benim boyuma çok uzun mu gelir ya? Ben çok kısayım arkadaşlar. Ben küçücük bir kadınım. Ah! İşte Tolga'nın mekanı. Deniz şortuna ihtiyacım var idi. Aynen, valla bu amcayı da sevdim açıkçası. Buradan bir şey almak isterim. Kısa. Kısa, Tolga kısa seviyor. Bunların hepsi deniz şortu mu? Ben bir şey buldum. Monikiz. Yani deniz şortu değil ama bir şey buldum yani. Giyebilirsin belki. Merve iş başında. Bu neymiş gerçekten ya? Boxer gibi falan ama bunu sahilde de giyebilirsin gibi mi? Bayağı ipeksi bir şey biliyor musun? Bayağı güzel yani dokuz. Şort işte yazın mesela. Sana aldığımız iki tane tarzında değil mi bu? Tabii canım öyle. İyi o. Nasıl? Güzel. Beğendin mi sen bunu? Çok canlı ve çiçekli aslında. Ama sanki bir yandan klasik bir yanı da var. Ben böyle çok bu tarz çiçekleri pek sevemiyorum. Ay ben bu yerden bir şeyler alacağım galiba. Nereye baksam gözüm bir şeye takıl. Kapatıyorum. Hayır kapatma. Kapatma. Rica edeceğim kapatma. 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 Şimdi ben bunu almazsam kendime bir hakaret, küfür. Baksana bir çatısında işte bak. Şimdi alamayacağım. Neden? Yakınlaştır. Çatısına yama yapılmış kanka. Bu gözükmeyecek ki. Bak burayı da yırtılmış. Hani artık miladı dolmuş bir parça evet. Ama inanılmaz güzel değil mi? Yani çok güzel. Çok kısa. Ben tekrar düzenleyeyim. Bu şort ne kadar olur abi? Bu şort size 20 lira olur. Bu 30 lira. Eyvallah. Buyur abi. 20'ye alacağım bir şort değil. Maalesef. Deseni çok güzel ama. Bizden 20 lira. Yani küçük bir parçam değil mi? Bir kumaş olarak bu evet. Lastik falan takacağız zaten. O yüzden bilemedim. Hi. Hi. Hi friends. Kızım indirebiliriz bak onları. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Şöyle içime sinse diyeceğim sana bir indir tamam. Bir göreyim diye. Sağ ol. Kolay gelsin. Şuradan eyvallah. Geçelim hadi. Elinde de kargosu var. Sen şuraya bak. Bir daha var orada gömlek. Abi bebeğim çok sevdin onu ama. Kargosu var elinde de gözükmüyor. Aa, keşke kargosu gözükseydi. Tamam. Tolga kargaları çok sever. Şöyle çıtı pıt bir... Şuna bakar mısın? Çıtı pıtı. Çocuk çantası. Evinde kaldığımız arkadaşlarımıza bir top alabiliriz. Evet. Çünkü dün Çamrı çocuğun topunu patlattı galiba. Öyle olunca. Bakalım. Almaya niyetlendik bir top. Abi de bunlar vardı böyle. Fıstık. Fıstık. Çekeyim. Ne demek istersin abi? Ya da sonra son imparator Mehmet. Tamam. Son imparator Mehmet abimiz. Kolay gelsin. Bereketli satışlarınız olsun.
İzmir. Bak sen burayı gördün mü? Erzurumlu falanın yeri. Öyle yazılar. Düşünsene kim yarattı, ne için yarattı? Mutluluk arıyorsan hayvanlarla olan... Ben halka canavarıyım. Doğru, çok seviyor. Halka hala güzelmiş. Onları birbirinden kırarak ayırmak lazım. O zaman da işte bizim işimize pek yaramıyor hayatım. Bu böyle mi takılıyormuş? Hmm. O birbirine bağlı bir şekilde. Aynen nasıl? Aynen. Arkası kırılmış. Wow, arkası kırılmış. Elim iyi ki oraya değmemiş. Böyle şeyler hep beni keser. Sanki sadece beni kesiyormuş gibi. Kameraya bak ya. Aman çok şeker ama çok küçük. Küçücük, küçük bir çocuğun kulağına olur. Ha. Güzel aslında. Evet aslında. Biraz kullanılmış. Ama hoş. Tam bir notebook. Şöyle açacaksın. Çevireceksin, yazacaksın. Çok iyi. Ağır ama. Ağır mı? Biraz daha küçük bir şey olsa bize daha iyi olur aslında. Sürekli yanında taşıyabileceğim minik bir. Yine harika. Bunlar ayrı ayrı sert aslında. Küpede kullanırım der misin? Benim bir sürü halkam var. Yani ben şu an... Bak bunlar da şey altlı. Mandala şey, bardak altlı. Şu gözlük dikkatimi çekti. Teşekkür ederim. Hint işi, pirinç. Yeah. Yok yok, eski değil, yeni aslında ama öyle yapılmış belki de. Evet evet. Vardı yani böyle. Olabilir. Teşekkür ederim. Bu gözlük ne kadar? O 25. 25. Tamamdır. Tak bakayım. Çok güzel oldu. Turuncu aslında çok tatlı. Evet. Sen tak bakalım de. Sen de turuncu çok yakışır çünkü. Turuncu senin. Ben gözü takamam. Ay evet, burnundan dolayı. Tam takma çıkar. Güzel, tatlısın, balsın. Evet, Tolgiş burnun ameliyatından sonra biraz uzun süre gözü takamayacak. Teşekkür ederiz. Güzel günler. Sağ ol. Evet canlar. Şimdi biz Kemer'deki, yani Murteke mi burası? Burası Murteke'ydi. Murteke. Aynen. Biz Murteke'deki bit pazarından çıktık. Oradaki bit pazarı biraz azalmış durumda. Eskiden daha büyüktü. Yine bölüp dağıtmışlar. Şimdi Kemer'e doğru yürüyoruz. Bakalım Kemer'deki bit pazarı ne durumda?